Karnelyan taşının özellikleri ve bilinmeyen faydaları. Karnelyan, kalsedon taşının açık turuncu ile kırmızı turuncu arasında değişen bir formudur. Rengi, demir kalıntılarından gelmektedir. Bazı kaynaklarda adının Latince'de kızılcık kırmızısı anlamına gelen Cornelian sözcüğünden aldığı söylenirken, bazı kaynaklarda Carnelian sözcüğünden geldiği ve kırmızı et anlamı taşıdığı söylenmektedir. Carnelian ya da kırmızı akik olarak da bilinir. İçerdiği diğer bileşenlere ve oluşum koşullarına bağlı olarak çok farklı renk ve dokularda olabilir. En bilinen ve bulunan rengi ateş kırmızısıdır. Akik taşının kırmızı tonlarında olan türüdür. Carnelian taşı, Peygamber Efendimizin mührü olarak kullandığı yüzükte kullanılmıştır. Bu sebeple manevi olarak da kıymetli bir taştır. Orta Çağ'da bu taş bir simya taşı haline gelmiştir. Mimarlar tarafından da sevilen bir taştır ve toplumdaki statüyü simgelemek için kullanılmıştır. Koruyucu özellikleriyle karnelyan taşı, bazı hastalıklara ve vebaya karşı önleyici olarak kullanıldığı bilinmektedir. Binli yıllardan beri karnelyan taşı, Hindistan'da değerli bir taş olarak görülmüştür. Bugüne kadar hala yüksek kalitede karnelyan taşı üretilmektedir. Ayrıca Brezilya, Almanya, Sibirya ve İngiltere'de çıkarıldığı ülkelerden bazılarıdır. Gün batımı taşı ve sanatçılar taşı olarak da bilinen karnelyan taşı, canlı bir yaratıcı özelliğe sahiptir. Sonbaharın sıcak tonlarını yansıtan bu değerli taş, ileriye doğru hareket etmek için bir hatırlatıcıdır. Güçlü bir şifa taşı olan karnelyan, zihinsel, fiziksel, ruhsal ve duygusal olarak iyileştiricidir. Kasları canlandırır, oksijenin serbest akışını bulmasına yardımcı olur. Doğurganlığı harekete geçirir, libidoyu güçlendirir ve cinsel gücün ateşine adım atmanıza yardımcı olur. Romatizma ve bel problemlerinden muzdarip olanlar için bir rahatlama sağlar. Sıcak titreşimleri içeri alır. Kullanıcısının gücünü ortaya çıkarmaya istekli bir taştır. Kendini kaybolmuş ve halsiz hissedenlere canlılık bolluğu hediye eder. Yeni bir yaşam süresi verir ve kendinizi motive, güvende hissetmenizi sağlar. Çekingen konuşmacıların seslerini yükseltmelerine yardımcı olur. Sesinizin her zaman doğru çıkmasını sağlar. Uyumlu olduğu çakra kök çakradır. Temsil ettiği burç ise Başak burcudur. Orta sertlikte olan bu taşın enerjisini toprağa gömülü şekilde 24 saat bekleterek veya akan suyun altında 5 dakika tutarak arındırabilirsiniz.